Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile beraber. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Hayli hararetli bir tartışma içerisindeydik programa başlarken ama bugün konumuz o değil. Bugün Yok onu da konuşabiliriz ya. Bugün sizin yazınızla konuşalım aslında. Yok canım o tamamıyla şey. Niye hocam, o da milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Evet, ne kadar kişiyi ilgilendiriyor bilmiyorum ama. 700 bin kişi mesela o gün internetten izliyormuş. Sadece internetten izleyenler. O yatan kaç kişi var bilmiyorum. Bahsettiğimiz bir ses şimdi yarışması. Burada zaten onunla özellikle ilgili... hani olay şey. Yani sen bir mesaj geliyor, 50 kuruş oy kullanacaksın diyor. Sonra oy kullanıyorsun. O ses Türkiye'de 1 lira 60 kuruş. Ücret 1 lira 60 kuruş diye mesaj geliyor. Benim tahminim şu. Bunu ben açıklasam ya böyle birisi dolandırıcılık yapıyor diye, tamam mı? Evet. Bunun hiç etkisi olmaz. Ben dün Sayın Acun Ilıcalı'yı aradım. Sağ olsun bizim magazin yazarımız, köşe yazarımız Bilal Özcan telefonunu verdi. Ve onun da haberi olmayabilir öyle bir şeyden. Tahmin ediyorum şöyle bir şey var. Birileri bir veri tabanını kullanarak... Hı hı. Hani ben acaba dedim daha önce oy kullananlar ama biz daha önce hiçbir oy kullanmadık. Hani sen açtın konuyu, ben bari şey yapayım yani ne olduğunu söylemeye çalışmam. Bana bir mesaj geliyor. O Ses Türkiye'de işte oy kullanırsınız 50 kuruş. İlk düşündüğüm şey şuydu. Çeyrek finali ben izlerken 1 lira 60 kuruş mu 65 kuruş mu veya 1 lira 50 kuruş mu ne oy ücret alınıyordu. Ondan sonra dedim ki demek ki hiç SMS gelmedi ya da beklenen boyutta gelmedi. İndirme gittiler. Fiyatta indirme gittiler diye düşündüm. Hı hı. Fakat programı izlemeye başladığım sırada baktım ki programın altında 1 lira 60, 65 kuruş ya da 60 kuruş yazıyordu. Allah Allah dedim. Dur bir deneyeyim dedim. Ben de bir tane oy attım. Oya bir mesaj geldi. Ve işte oyunuz alınmıştır. Teşekkür ederiz, 1 lira 60 kuruş. Ücret 2.3 ise 1 lira 60 kuruş şeklinde. Fakat ilk gelen mesaj, benim tahminim, Acun'un bu popülaritesini ve ekonomik gücünden çıkar sağlamaya çalışan insanlar, öyle düşünüyorum, şey yaptılar. Büyük bir olasılıkla herkese mesaj gönderdiler. Evet. Reply edenler tahmin ediyorum. Yani o mesaja cevap gönderenlerin 50 kuruşları direkt oraya gitmiş olabilir. Bu tamamıyla bir dolandırıcılık söz konusu olabilir. Ben de Acun Bey'e bunu... Hani haber olmayabilir diye aradım. Olayın iç yüzünü, onun bilgisi var mı, haberi oldu mu diye şey yaptım. Ama eğer yoksa böyle bir durumda Acun'un bunu açıklayıp bakın bu mesajlara itibar etmeyin hiçbir şekilde. Bizden hiçbir şekilde öyle bir mesaj gönderilmiyor. Bu şekilde gelen mesajlara reply ettiğiniz zaman kullandığınız oy zaten oy kullanmış geçersiz olmuyorsunuz. Oluyor. Aynı zamanda paranız aynı gidiyor. Aynı zamanda da paranız gidiyor şeklinde bir açıklama gelmesi lazım. Çünkü Acun hani bugün Türk halkı tarafından gerçekten çok sevilen, inanılmaz başarılı birisi ve onun bu şekilde kullanmaya çalışanlar olabilir. Ki tamamıyla olay bu. Onun haricinde. Bununla başlayalım istedim hocam. Gazetede bugün gazetesinde köşenizde yazdınız ama buradan da duyurmuş olalım. Evet. Neticede bir dolandırıcılık vakasıdır. Peki gelelim gündemimize. Bugün cari açık rakamları açıklanacak. Ne bekleniyor piyasalar üzerinde? Önemli bir etkisi olur mu? Piyasalar üzerinde şöyle, önemli etkisi olmayabilirdi Barış ama özellikle bu Moody's notu değiştirmedikten sonra bize temel söylediği şey şuydu, Moody's'in dış kırılganlıklar devam ediyor. Dolayısıyla da cari açığın sürdürülebilir olduğunu görmemiz lazım vesaire gibi bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla bugün açıklanacak olan cari açık verisi çok önemli. 5.4 milyar dolar civarında aylık bazda bir açık bekleniyor. Evet. Bir önceki ay 4.8 milyar dolardı. Benim tahminim cari açıkta çok sert bir düşüş oldu 2012 boyunca. Yani izlenen para ve kur politikası, aynı zamanda krediler politikası, yani kredilerin geri çekilmesi, büyümede frene basılması cari açığı net bir şekilde azalttı. Bu azalma tahmin ediyorum duracak artık. Yani düşüş devam etti ve artık cari açık daha fazla düşmez. Yani bir 50 milyar dolara gelir, onun da altına pek fazla inmez. Evet. Dün açıklanan rakamlar vardı. Bankacılık kesiminin kullandırmış olduğu kredilerin hani toplam şeye oranı, aktiflere %...
pardon, kredilerin bir önceki döneme, bir önceki yıla göre büyüme oranı %20'ye yaklaşmıştı. Tabii hem Sayın Babacan hem Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı %15 konusunda çok ısrarlı oldukları için şu an gelecek hafta zannedersem salı günü yapılacak para politikası kurulu toplantısında bir önemli kararlar çıkabilir Merkez Bankası'ndan. Bu anlamda cari açık verisi de Merkez Bankası'nın alacağı kararları baz oluşturacaktır. Yani cari açıkta çok sert gerileme devam ediyorsa eğer, ona göre Merkez Bankası'nın eli daha rahat olacaktır. Ama cari açık eğer 5.4 milyar değil de bir anda 6-6.5 milyar dolar gibi bir rakam gelecek olursa bugün saat 10'da, hala cari açığın düşmemesi nedeniyle bu sefer Merkez Bankası daha fazla sıkmak isteyebilir kredileri. Bu da piyasalar üzerinde olumsuz etki yapar. Yani evet. Şöyle olumsuz etki yapar. Yine Merkez Bankası %15 kredi hedefini tutturabilmek için ne yapacak? Bankaları muzdam karşılıkları arttıracak ve bu şekilde kaynağı kısmaya çalışacak. Yani büyük bir olasılık. Ama cari açık mesela 5 milyar doların altında gelirse o kadar sıkıntıya girmez Merkez Bankası. Bu açıdan çok önemli. Hani beklentinin çok üzerinde bir cari açık, piyasalar üzerinde net bir şekilde olumsuz etki yapacaktır. Peki. Şimdi hocam Turgutçin diyor ki, siz Moody's'ten sonra dünkü Fitch açıklamasını da iyi niyetle karşılayacaksınız. Fakat yapılan açıklama bence komedi. Türkiye'de terör biterse ekonominin bundan olumlu etkileneceğini çocuklar dahi bilir. Evet. %11 düşmüş ve çok önemli bir desteğe gelmiş bir borsayı çevirmek için sözsel müdahale geliyorsa bazı şeyleri bir daha düşünmek gerekir. Düştüğümüz yerden sıkışma yaşamadan direkt tepki vermemiz hem de gelen açıklama etkisiyle satışın daha sert bir şekilde devamının geleceği anlamına gelmez mi? Bugün bu cari açığın etkilerini sormuşken bu Turgut Bey'in mesajını da aktarmış olayım, onu da sorayım dedim. Evet, şöyle ki şimdi borsadaki hareketleri hani bir tane söz, bir tane olayın tek başına bir anda değiştirmesi genellikle zordur. Hı hı. Hani şimdi Moody's olayında şöyle bir şey vardı. Bütün piyasanın %99,9 Moody's'in not artırımı geleceğini bekliyordu piyasa ve o beklentinin tamamıyla boş çıkması büyük bir hayal kırıklığı yarattığı için bu kadar sert bir düşüş oldu. Fakat 2009 yılından beri 15 gün, 20 gün içerisinde %10-11'den fazla bir düşüş gene borsada yok. Yani bir tek Amerika'da, Amerika'nın notu 2010 yılında Ağustos'ta düşürüldüğünde o sırada çok sert bir satış geliyor. O zaman bir %15 düşüş oluyor ama hemen toparlıyor. Tekrar kendini toparlıyor. Şimdi Fitch'in yapmış olduğu açıklamaları şöyle söyleyeyim. Aynen Turgutcine katılıyorum. Bir şey söylemiş gibi yapıp çok önemli de bir şey söylemiyorlar. İşte notunun şöyle artırma. Zaten Fitch notumuzu yatırım yapılabilir seviyeye getirdi ve ardından da uzun bir süre notu değiştirmeyeceklerini söylediler. Bu arada S&P zaten bizim yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bir not vermiş durumda. Onlar bizi arttırsa bile Moody's seviyesine gelmiş olacağız. S&P'den zaten ümit kesilmiş durumda. Moody's de cari açığı dikkatle izliyor. Bu aşamadan sonra hani yatırımcılarda şöyle bir, genel olarak piyasada da şöyle bir korku var. Ya daha önce bir sert düşüş oldu ya. Evet. Şu an desteklere, borsa belli bir dibe geliyor, yaklaşıyor. Oraya geldikçe stres katsayısı hızla artıyor. Ve oradaki 500 puanlık bir düşüş neredeyse 3000 puanlık düşüş etkisi yaratıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. 77.200 seviyesi geçen hafta, daha doğrusu bu hafta içerisinde borsanın gördüğü en dip seviye. Hatta 77.086. Şimdi sen oraya yaklaştığında oranın 300 puan altına in, satışlar hızla yoğunlaşır. Ve o 300 puanlık düşüş yatırımcıda gerçekten 3000 puanlık düşüş kadar etki yaratır. Evet. Bu korku her zaman olur. Fakat benim tecrübelerim şunu söylüyor. Geçmişte ki bu tür hareketleri baktığımızda borsada aşağı yönlü bir hareket belli bir olgunlaşma dönemine girer. Yabancı yatırımcı takasına baktığımızda yabancı yatırımcıların takasında da hisselerinde de azalma var. Onu da şöyle açıklıyorum. Yani şu an petrol fiyatları artınca Rusya'daki şirketlerin, yani bizde nasıl ki bankalar götürüyor MKB endeksini, orada da petrol şirketleri götürüyor. O zaman petrol fiyatları artmaya başlayınca oradaki değerlemeler değişiyor. Rusya'ya bir gidiş var bizim borsadan. Bu ama bundan sonraki süreçte yabancılar daha da bir deli gibi satıp çıkmak yerine bir süre izlemede kalmayı bekleyeceklerdir.
ve tahmin ediyorum bu seviyelerde yavaş yavaş bir olgunlaşma, dip oluşmaya başlayacaktır. Ama bugün de yazımda yazdığım gibi ara sıra böyle bir 300-500 puanlık, 600 puanlık desteğin altına ayı tuzağı deriz. Düşüş başladı dersin, artık sinir kat sayısı hat safhasına çıkar, orada satarsın. Ve bakarsın sonra borsa dönmüştür. Ben bu dönemi biraz daha rölantide geçirmesi gerekir yatırımcının diyorum. Yani çok fazla al sata girmeden çok fazla pozisyon değiştirmemek lazım diye düşünüyorum. Ya da almayı düşünenler varsa, daha önce hocam yükseliyor, her gün rekor kırıyor, alamıyoruz, bir düzeltme olsa da alsak diyenler varsa, önümüzdeki 2 aylık süre için şu seviyeler özellikle iyi hisselerde pozisyon alan birisi için ki çok önemli olacaktır. Ha, bu arada sen şey mesajını gördün mü dün? Ben onu soracağım sana. Ne hocam? Hani programı Kemal Bey'in gönderdiği mesajı. Tekrar. Programı yönetmek anlamında. Hayır, görmedim hocam. Bak sana ben okuyayım o mesajı. Daha birkaç gün önce Barış Bey'e bir mail atayım da programı ne kadar güzel idare ettiğini belirteyim diye düşünürken, bu sabah birisinin gönderdiği mesajla irkildim diyor. Hocam sağ olsun. Ben hani bak çok şey yapmıyorum. İkide bir sana araya giriyormuşsunuz da lafı Yaşar Hoca'nın ağzına tıkıyormuşsunuz diye o şey yapıyor. Yani öyle başkasının ağzından söylüyor. Sonra diyor ki uzun zamandır takip ederim Yaşar Hoca'mı. Kendisi hiç alınmasın ama stüdyoda siz olmasanız ve ara sıra Yaşar Hoca'yı çekip çevirmeseniz hocam 3 gün 3 gece konuşabilir. Çok inanılmaz doğru bir tespit, biliyor musun? Hocam sağ olsun, çok teşekkür ederim ama hani Hakikaten ben konu, bir de konu daldan dala dağılıyor. Bak şimdi nerede nereye geldi? Şimdi yine dağıldık. O yüzden sen bildiğin şekilde ben yönetmeye Kemal devam Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Eleştiriler olacaktır tabii. Onların hepsine de saygı duyuyoruz. Ama ben dün hocama da söyledim, hani ben onu serzeniş anlamında okumadım dün. Ben o tip şeyleri okumayı seviyorum. Eleştirileri okuyorum. Ya, Kemal zaten Bey'in mesajı gibi sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Övgü mesajları okumayı pek sevmiyorum açıkçası. Hani onu da söylemeyecektim, onu da sizin tavsiyeniz üzerine söylüyorum. Şimdi siz söyleyin dediğiniz için söylüyorum. Ama olur öyle şeyler. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Şu an ismini hatırlayamadığımız izleyicimiz Sami Duman mıydı? Tabii Sami Bey. Evet. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Biz dönelim hocam konumuza. Şimdi SPK bizim sizin az önce tartıştığımız mesele. Evet. Başka bir boyutunu tartışıyorduk ama şimdi devrim gibi kararlar SPK'dan. Bu kararlar yatırımcı güvenini artırır mı? Birinci soru bu. Bir taraftan da Aydın Yağcı da demiş ki yatırımcıyı düşünen bir SPK başkanı piyasaya yeni oyuncuların girmesini sağlamak konusunda önemli adımlar atacak gibi duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim en dikkatimi çeken ve hoşuma giden konu bu aracı kurumlara yüklenim zorunluluğu ile ilgili kısım demiş. Aynen öyle. Şimdi gerçekten Sermaye Piyasası Kurulu çok ciddi bir şey yaptı. Karar silsilesi açıkladı. Yani sadece bir tane değil. Bugüne kadar yatırımcıyı hakikaten piyasadan soğutan ve yatırımcının tamamıyla artık illallah dedirttiren çok fazla şey oldu. Halka açılan şirketlerin işte 49 tanesi açılmış, 41 tanesi ciddi anlamda zarar ettirmiş. Bunların hani içinde hepsini suçlamamak gerekir. Ama bu açıklamalardan şunu görüyoruz. Yani SPK çok önemli adımlar atıyor, Barış. Evet. Bu yatırımcı güveninin tesis edilmesi anlamında ben şöyle söylüyorum. İlk defa sermaye piyasalarında çok uzun bir zamandır bir devrim oluyor bence. Ve bu devrim ilk defa yatırımcı cephesinde gerçekleşiyor. Yani yatırımcıların bundan sonra sadece kötü niyetliler nedeniyle zarara uğratılmasını engellemek adına bunlar. Belki bundan sonraki halka açılmalarda da yatırımcı zarar edecek. Onun garantisi yok. Belki o da olacak. Ama şöyle şeyler oluyordu. Şimdi sen şirketini halka açıyorsun. Kaç? %25'ini halka açmışsın. Kaç liradan satmışsın şirketi? Atıyorum 4 liradan satmışsın. Sonra bir bakıyorsun. Aradan 15-20 gün geçiyor. Şirketin sahibi borsaya bir bildirim gönderiyor. Ben hisselerimin %10'unu daha satacağım diyor. O sırada da fiyat 3 liraya düşmüş. Madem sen 4 liradan ilk %25'i sattın, evet, niye 3 liradan %10'unu daha satıyorsun? O zaman kazıkladın milleti. O zaman o değerlemeler yanlıştı. Sermaye piyasasının fiyat belirleme diye bir görevi yok. Yani herkes her fiyatı belirleyebilir. Çünkü yatırımcının bilgiye sahip olduğu düşünülür. Ama SPK da bunu söylüyor. Diyor ki finansal okul yazarlığı geliştirmeliyiz. Finansal okul yazarlık çok düşük Türkiye'de. Finansal okul yazarlığı çok düşükse insanları, o zaman
O bilgiye sahip olduğunu varsaymak yanlış bir sefer. Tabii nasıl varsayıyorsun o zaman o bilgiye sahip olduğunu? Ama şey en yanlışı da şu olur. SPK, kardeşim sen 4 liradan halka açılamazsın. Senin en fazla 2 liradan halka açılman demesi de yanlış. Hı hı. Yani bu da dünyada görülmemiş bir uygulama. Yani şu fiyat. Ama SPK gerekli incelemesini yapar. Fiyat hakkında bir şey söylemez ama halka açılma konusunda istediği noktaya gelene kadar da yatırımcının zarar görmeyeceği şartları sağlayana kadar da halka açılmayı engelleyebilir. Yani onu söyleyebiliriz. Şimdi ne tür kararlar geldi? Onlara bakalım. Ortaklar bir yıl halka arz fiyatının altında satış yapamayacaklar. Bütün yatırımcıların söylediği şey buydu. Evet. Halka açıldı. Bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında ben %1 değil bir lot hissemi dahi satamayacağım. Eğer şirket sahibiysem. Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü böyle de olması gerekir. Sen halka arz fiyatını yapmışsın 4 liradan. Niye 3 liradan satıyorsun o zaman? Hatta öyle olaylar oldu ki bırak onu, halka arz fiyatının altında şirketin tamamını satan oldu. Borsada. Tabii. Açıldıktan 3 ay 5 ay sonra. Neyse bu çok önemli bir karar. İkincisi bedelli sermaye arttırımını istemeyen yatırımcıya ayrılma hakkı da verilecek. Şirket ne yapıyor? Durumu kötü. Yatırımcı da bilmiyor durumunun ne olduğunu. Biz bu yüzden bugün gazetesinde o tabloları şey yaptık. Öz sermayesi negatif mi değil mi? Her hafta yayınlanıyor bunlar. Belli bir gün yayınlanıyor. Zannedersem ya çarşamba ya perşembe günü öz sermayeleri yayınlıyoruz. Bir de SPK'nın verdiği notları da yayınlıyoruz. A, B ve C. B ile C şirketleri zaten çok manipülasyona açık. İşlem hacmi çok düşük. Sermayesi az. Rahatlıkla manipüle edilebilecek hisseler. Dolayısıyla onlardan da uzak durun diyoruz. Çünkü SPK böyle bir not vermiş. Hiç olmazsa orada bir düzel şey yapmaya çalışıyor. Bir sinyal vermeye çalışıyor SPK. Hı hı. Şimdi bedelli sermaye artırımını kim yapar? Yasal zorunluluklar yaptırır sana. Sebebi de şudur. Şirket çok uğraşmasına rağmen uğraşır, didinir ama zarar eder. 3 yıl, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl neyse zarardan sonra öz sermayesi erir, evet. Eksiye düşer. Yasa der ki Türk Ticaret Kanunu, kardeşim sen öz sermaye negatife düştüğü anda sermaye artırımı yapmak zorundasın. Diğer içerideki tüm kaynaklar da yetmiyorsa sermaye artırımı yapmak zorundasın ve yapılır. Evet. Şimdi sermaye piyasası kurulu şöyle diyor, payları borsada işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve bilmem ne sayılı sermaye piyasası kanununa tabi olan anonim ortaklıkların uyacakları esaslar hakkındaki tebliğinde tanımlanan ilişkili tarafları olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların ödenmesinde kullanılacak olması durumunda sermaye arttırımı madde çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılacağı belirtilerek bu durumda söz konusu sermaye artırımı sebebiyle kurula yapılacak başvuru öncesinde SPK kanununun 24. maddesi gereğince ortaklara ayrılma hakkı verilmesi gerekir. Evet. Tamam. O zaman ne yapacak? Ortak diyecek ki ben bu sermaye artırımına katılmak istemiyorum. Para da veremiyorum. Veremiyorum. Ayrılma hakkı verecek. Bu çok pratikte çok büyük bir fayda getirmeyebilir. Şöyle ki ayrılma hakkında bulunacak insanlar ne yapacak? Satmak isteyecekler. Bunu satmak istediğinde yine fiyat gerileyecek. Ardından bedelsiz bölünme olduğunda, yani bir hissen var, bedelsiz bir şekilde sana bir hisse daha veriyor. Fiyat sınırı koyuyor ve bu fiyat sınırının altında ve bedelsiz bölünürken de şöyle, dünkü fiyat neyse oradan bölünüyordu. Artık son bir aydaki fiyat ortalamasına bakılarak bölünme olacak. Böylelikle bedelsiz bölünme öncesinde şöyle yapıyorlardı şirketler. İçeriden haber alıyorlar, 5 liralık kağıdı 8 liraya çıkartıyor. Bu sırada kağıt 7 liradayken haber geliyor, bedelsiz bölünecek. Adam ondan sonra bedelsiz bölündükten sonra kağıtlar yükseliyor diye giren yatırımcıya elindeki hisselerin tamamını satıyordu. Hı hı. Bedelsiz bölünme öncelerinde hep yükselişler oluyordu. Artık öyle olmayacak. Artık ortalama fiyattan olacak. Bence bu da devrim gibi bir karar. Ve diğer bazı kararlar var. Mesela dün Selçuk Gıda'nın sermayesini azaltarak bedelli artırıma gitme talebi reddedildi. Ya gerçekten şu ana kadar beklediğimiz, yani yatırımcı hakikaten bu piyasadan kaçar kardeşim, bu piyasaya bir daha gelmez,
bunlar böyle giderse böyle yatırımcıyı kimse piyasaya çekemez dediğimiz her konuda SPK'nın ben çok kararlı, çok yerinde adım attığını düşünüyorum. Sayın Vahdettin Ertaş göreve geleli 2 ay oldu. Sen kaç defa duydun Vahdettin Ertaş'ın basında sürekli konuştuğunu? Ben sadece bir defa bir üniversitede yaptığı konuşmayı duydum. Hocam daha 2 ay oldu, durun ya. Bak sadece bir üniversitede yaptığı... Ama daha 2 ay olmuş zaten. Tamam, ne 2 ay oldu ya? Ama 2 ayda bir defa konuştu. Yeter. Çok bile. Ne yapıyor? Ofisine kapanmış, harıl harıl bu işleri şey yapıyorlar. Nasıl düzeltiriz diye düşünüyorlar. Dolayısıyla da ben cidden şu sadece olanları ve alınan kararları görünce gerçekten bu piyasada 18-20 yılını geçirmiş birisi olarak destekliyorum. Peki. Şimdi sorular geliyor, yorumlar geliyor tabii. Hızlıca onlara da geçelim. Süre hızla ilerliyor çünkü. Fatih Bey demiş ki, İMKB sanırım kritik bir direnç seviyesinde, eğer kıramayıp tekrar aşağı dönmesi durumunda 62 bin seviyeleri olası mı? Ayrıca Galatasaray hissesinde neler oluyor? Transferlerin paralarını hissedarlar mı veriyor Galatasaray'a? Valla şöyle söyleyeyim. En son Galatasaray'a bir ceza kesildi. Daha önceki sermaye arttırımı acayip tepki toplamıştı. Ve bu konuda işte mahkemeye başvuranlar olmuş. Sen de az önce yayından önce söylediğin gibi toplam 16 bin yatırımcısı varmış sermaye Galatasaray'ın. Evet. Ve 16 kişi mahkemeye gitmiş. Tabii ki sayın açıklamayı yapan kimdi? Sedat Doğan, Galatasaray'ın bu işlere bakan yöneticisi. Evet, Sedat Doğan da gerekli açıklamalar yaptı. Orada yasal olmayan, yani Galatasaray'ın sermaye arttırımında yasalara aykırı bir şey yok. Buna kimse itiraz etmiyor. Ama kampanya var Galatasaray'a evet. Karşı. Şimdi ben hani şeyi çok bilmiyorum Barış. Gerçekten hani spor dünyasını çok yakından izlemiyorum. Veya futbol dünyasını. Ama görebildiğim şey şu. Sermaye arttırımından önce hisselerin çok yükselip ardından sermaye arttırımının açıklanması. Asıl incelenecek dönem o. Etik değildi. Yani orada insanlar çok büyük zarar ettiler. O sermaye arttırımı açıklandığı zaman. Şimdi hocam, zarar ettiler. Öyle mi değil mi emin değilim ondan. Anlattı onu. Sizin dediğiniz gibi dedim. O sermaye şimdi, arttırımı öncesinde bir çağrı yapılıyor ya. Evet. O sizin dediğiniz gibi bir aylık da değil. Bütün geçmişe dönüp bakmışlar. Oradaki ortalamanın en yüksek şeyi bulmuşlar. Fiyatı bulup öyle çağrıya çıkmışlar. Ondan sonra zarar eden olmamış. Üstüne üstlük o şey yapıldıktan sonra, sermaye arttırımı yapıldıktan sonra tabii onun anlattıklarından söylüyorum ben. Hani evet. Doğrudur, yalandır. Yalan söyleyecek hali yok. Çünkü her şey ortada zaten. Evet. Sermaye arttırımı yapıldıktan sonra hisse yukarı gitmiş yine. Kaybeden de yok o sırada. Ve ilginçtir. Zaten hisse ilginçtir. Zaten yukarı gider sermaye arttırımı. İlginçtir. Sonrasında Ağustos ayını anlatıyor. Galiba bu Temmuz'da yapılmıştı yanılmıyorsam. Sermaye arttırımı mı? Tam hatırlayamadım şimdi. Tamam, Haziran'da. Temmuz, Haziran'da evet. Mı? Haziran'da. Evet. Sonra Ağustos ayında diyor biz elimizden çıkardık diyor yanılmıyorsam eğer. Yine şey devam ediyordu. Hisse yükselmeye devam ediyordu. Evet. Yani bu ayrıca diyor bu dava açanlar o 16 kişi 15 ya da 16 kişi diyor. O 15 ya da 16 kişi biz diyor sermaye arttırımı vesaire yaptıktan sonra gelip bizim hisselerimizi alanlar. Hani onların sermaye arttırımıyla ilgili ne gibi bir davalar olabilir? Şimdi bak. Hani öncesinde almış olsalar ya tamam. Ya da o sırada almış olsalar tamam. Şimdi bak Galatasaray yönetimini bir kenara koy. Tamam mı? Galatasaray yönetimini suçlamakla burada kağıttaki şey, çok özür dilerim şey söylüyor. Heh, o hareketleri söylüyor. Diyor ki bizim dışımızda spekülatörler, bak bizim dışımızda spekülatörler olabilir. İşte olay biz o. De ondan şikayetçiyiz diyor. Ha, bir olay o. Olay o. Olay çok net ortaya koydun şimdi. Verelim grafiği arkadaşlar. Şimdi bakın. Sermaye arttırmadan önce Galatasaray 48 liradan geliyor nereye geliyor? 83 liraya geliyor. Hı hı. %90 civarında bir artış var. Sermaye arttırma öncesinde böyle yükseliyor. 80 liraya geldikten sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Sermaye arttırımının açıklandığı gün şu gün. Şu gün. Sermaye arttırımı olacak açıklamasının geldiği gün. Evet. 70 71 liradan güne başlamış. Sonra 3 gün içerisinde bu kağıt 49 liraya kadar düşüyor. Hı hı. Sermaye arttırma açıklaması yaptı. Adamın parası yok, mecbur satmak zorunda kaldı. Bunu satanlar zaten garibanlar. Peki bunu alanlar kimler? Şimdi Sedat Doğan'ın dediği gibi, kardeşim biz Galatasaray yöneticileri olarak, biz Galatasaray'da bu işi bilen, ki biliyorsun içeriden öğrenme diye bir şey vardır. Tabii. Sermaye piyasası kurumunun şunu yapacak. Bu tarihler arasında bir lot olsa bile kimler alım yaptı, bu alımları kimler yaptı? Aynen tamam öyle. Mı? Tabii canım baksınlar. Bunlara bakacaklar. Bunlar? Burada bir tane yöneticinin bir lot dahi eğer alımı varsa
Öyle bir şey olamaz. Bu görev SPK'nın. Çünkü onlar şeylerle, belgelerle resmi olarak bütün yönetim kurulu ve birinci derece akrabaları koyuyorlar ortaya. Bizim hissemiz yoktur diye. Ama incelenir, çıkarsa da cezasını alsın. Tabii kim yapmışsa alsın. Tabii. Yani içeriden bilgi alarak belli bir şey yapmışsa. Sonuç olarak burada Galatasaray'la ilgili olarak ben yöneticilerle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Yani Galatasaray'ın öz sermayesi negatife gelmiş. Bunlar da yasal olarak sermaye artırımı açıklıyorlar. Mecbur kalıyorlar orada. Evet. Ama sermaye artırımı öncesinde daha olmadan bu fiyatın yükselmesi, hı hı, ve arkasından da sermaye artırımı kararı gelene kadar yavaş 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 yedirilmesi piyasaya ve arkasından da resmen kağıdın göçmesi, bu çok manidar. Bu anlamda Galatasaray'da o sırada ben de bilmiyorum kim aldı, ne yaptı hiçbir şekilde. Fakat Galatasaray'ın eleştirildiği nokta yasal açıdan değil, tamamıyla etik açıdan. Şimdi Adnan Polat da şey yapmış, etik olarak Adnan doğru Polat değildir. Adnan Polat hiç konuşmayalım hocam zaten yani. Demiş. O der, o normaldir. Evet. Çünkü kendisi Galatasaray'dan uzaklaştırıldığı için yani o başka şekilde konuşuyor. Bak şimdi ondan sonra sıkıntı ne biliyor musun Barış? Ondan sonra sıkıntı şu. Yani aslında Ünal Aysal'ın yapmış olduğu hatanın en büyüğü şu. Niye madem sermaye artırımı yapıldı, değil mi? Sermaye artırımı yapıldı. Sermaye artırımı yapıldıktan sonra bak grafiği verelim. Şuradan arkadaşlar grafiği verelim. Sermaye artırımı yapıldıktan sonra fiyat yükseliyor bir gün. Sonra düşüyor. Halbuki şirkete para girmiş. Artık şirket sorunlarını çözmüş. Çözdüğü için de bundan sonra daha sağlıklı bir duruma gidecek. Sermaye artırımı da yapılmış. Dolayısıyla bir yükseliş beklenir normal şartlar altında. Sermaye artırımlarından sonra genel hani %100 değildir bu olay ama %60'ında %70'inde yükseliş beklersin. Burada duruyor duruyor duruyor. Güm diye yeni bir sermaye artırımı açıklanıyor. Şimdi süreye bakar mısın? Burası Haziran, burası Eylül. Hı hı. Şimdi burada yeni sermaye artırımı açıklandığında bu sefer yatırımcı şokta. Ya daha yeni yaptınız. Arkasından bunu hesap edemediniz mi? Ne kadar para geleceğini hesap edemediniz mi? O zaman yapsaydınız hepsini. Niye iki kademeli bir şekilde bir daha sermaye artırımı yapıp o zaman hesap kitap yapmamışlar anlamına geliyor. Bu sefer kağıt tutuyor 55-60 liradan 35-37 liraya kadar düşüyor. Şimdi Bu aşamadan sonra Galatasaray'la ilgili olarak ne dersek diyelim yalan. Neyi bekleyeceğiz? Sermaye Piyasası Kurulu bir ceza verdi Galatasaray'a. Ve o cezanın hukuki ayrıntıları ve şeylerine şimdi girmeyeceğim. Yani çünkü o çok büyük tartışma konusu. Şu an kağıt 40 lira civarında gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Ve sermaye artırımı konusu da hala muğlak. Yani, ben de diyorum ki ne Galatasaray'mış, borsayı bile karıştırdı hocam. Durmadan Galatasaray konuşuluyor. Ben o konuda borsada yorum hiçbir yapmıyorum. Şey konuşulmuyor Galatasaray. Enteresan. Neyse. Evet. Devam edelim. Çok fazla zaman ayırmayalım şu Galatasaray meselesine. O daha çok tartışılacak dediğiniz gibi. Pariteler soruluyor. Evet. Ahmet Bey diyor ki piyasalarda benim gözlemlediğim pariteler euro dolar olsun, emtia vesaire olsun. Uzun vadede baktığınızda hep yükselmiş. Yani buradan şu sonuç çıkabilir mi? Uygun seviyelerden hep alım yapmak sizce nasıl olur? Özellikle FX piyasalarında küçük küçük alım uygun olur mu? Şimdi bunu Ahmet Öztürk mü? Ahmet Keskin sormuş. Evet. Şimdi emtia vesaire uzun vadeli baktığımızda hep yükselmiş demiş. Yani hı hı, böyle bir genelleme yapmak tabii ki yanlış. Son bir yılda baktığınızda emtialar genel olarak düştüler. Ve belki de dünyaya büyüme gelmezse belki iki yıl daha düşük kalabilirler. Ama beklenti şu, dünyaya bir büyüme gelecek. Avrupa ekonomileri, Amerikan ekonomisi toparlamaya başladı. Asya zaten toparlıyor. Dolayısıyla oralarda yükseliş olabilir. Şu sonuç çıkarılabilir mi diyor. Uygun seviyelerden alım yapmak sizce nasıldır? Özellikle FX piyasalarında küçük küçük alım uygun olur mu? Bu nerede, hangi paritede yapacağınıza bağlı. Bir de şimdi Euro-Dolar paritesi tekrar yükselişe geçti. Euro-Dolar paritesi dün birisi sormuştu. Bir miktar dibe geldiğini, bir miktar yükseliş oldu. Dün Draghi'nin açıklamaları sonrasında yükseldi. Bence şöyle, orada çok riskli bir piyasa FX piyasaları. Bir de kaldıraçlar çok yüksek. 1'e 100, evet. 1'e 50, 1'e 200 kaldıraçlar. Ben orada hani MTI'yi kabul edebilirim. Ama pariteler çok riskli. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani parite mesela tamam Euro-Dolar paritesi 1.36, 34, 37'ye kadar çıktı. Hadi 40'a kadar çıksın. Onu tam emin değilim yani. Hocam güzel sorular var. Ama 10 dakikamız var. Biraz hızlı hızlı yanıt verelim rica edeceğim. Şimdi
Aslında spesifik olarak tabii İSS'nin de konuşmuyoruz ama bu soru önemli. Bir de Galatasaray'ı konuştuk herhalde. Bunu da bir miktar konuşabiliriz evet. diye düşünüyorum. Bu Martı GYO. Evet. Yatırımcıyı aldattı mı diyor net olarak İlhan evet, Pars. Yatırımcının aldatıldığını düşünüyor musunuz Hı-hı. diyor. Burada zannedersem yani şirket sahipleri tarafından aldatıldığını düşünüyor musunuz? Çünkü halka arzdan önce Barış, tamam mı? Ben Martı GYO'nun sahiplerini çok iyi tanırım. Evet. Normalde onlarla oturup ne planlıyorlar? Geleceğe ilişkin ne söylüyorlar? Şimdi GYO açılırken GYO'lar ikiye ayrılıyor genellikle. Bir tanesi konut sektörüne yatırım yapıp işte proje geliştiren ve bunu da satanlar. Hı hı. Eğer inşaat sektörü bozulmuşsa, kredi faizleri, faizler yükseliyorsa onlar genellikle iyi olmuyor. Martı GYO turizmdeki ilk GYO'lardan bir tanesi. Ve tamamıyla geliri şey üzerineydi. Kira üzerine. Evet. Yani Martı Mira var, Marmaris Martı var, diğer yat limanı var. Oradan kira gelirleri elde ediyor. Ve kira geliri elde eden şeydi. Ve şey yaptığımızda, konuştuğumuzda hikaye şuydu. Sarıyerme'de çok büyük bir projeleri vardı. Bunun evet. yanında iki tane daha projeleri vardı. Bir tane de Marmaris'te maliyeden alacakları bir arazide. Burada gelirler oldukça yüksek. Ve bunun üzerine halka açılırken şeyde de yazdılar bunu. Yani normal sirkülerde de yazdılar. Ben orada yatırımcının aldatıldığını düşünmüyorum. Çünkü ilişin gelişimini düşünürsen niye fiyat çok geri gitti? Ben o kadar güvendim ki kağıda. Yani turizmden o kira zaten her yıl %3, %5 artacak bir kira. Zaten oraya yazılmıştı. Sarı germe bittiği anda oradan gelecek kira bedeli artı yat limanından artı Marmaris'teki maliyeden gelecek kiraları topladığımda yıllık 10 milyon dolar yapıyordu. Fakat ne oldu? Yasalarda değişiklik oldu. Sarı germedeki arazi tuttu şeyden Turizm Bakanlığı'ndan şeye devredildi. Hukuki problem çıktı. O halka arzdan gelen parayla sarı germeye başlanacakken sırf hukuki süreç nedeniyle bu sarı germe projesi tam 2 yıl, şu anda 2,5 yıl civarında şey yaptı, ertelendi. Niye ertelendi? Onların bir suçu yok ki. Orada yasal mevzuattaki sıkıntılar nedeniyle. Mesela Maliye, Marmaris'teki Maliye Oteli bir türlü başlayamadı. En son geçen yıl başladı. Hı hı. Yani 2 yıl sonra kira getirmeye başlayacak dediğimiz şirketin kira getirebilme süresi 4 yıla 4,5 yıla çıktı. Şimdi oradaki hikayeye baktığında ya diyorsun bu tam gerçekten çok uygun 10 milyon dolar kira getirirse 10-12 milyon dolar kira getirirse bu şirketin olması gereken değeri sürekli kira gereği diğer kira getiren gayrimenkullere bak mesela Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bak işte Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na kira geliri yükseklerin genellikle iskonto oranları çok düşük oluyor ve daha yüksek oluyor. Evet. Ben tabii ki orada şeyle konuştum. Bir gün programa çağıralım aslında beraber konuşalım bunu. Hı hı. Emre Bey'le, Emre Narin'le konuştuğunda adam şey diyor, ya Yaşar Bey görüyorsun diyor, şu an diyor hukukla şeyle cebelleşiyorum. Buna başlayamamak, hani ben başlayacaktım hemen. Dolayısıyla buna başlayamamak benim suçum mu diyor. Ama onlar da tabii ki yatırımcıyı bilgilendirmeli. Bu konuda sürekli kamuoyunu bilgilendirmeliler. Ben Peki. orada hani bilinçli bir şekilde bunu satalım, kazıklayalım diye. Ya kim oradaki bütün o tesislerin, bitmiyorum gidip gördüler mi ama ben gördüm. Tesislerin 50 milyon dolara, 40 milyon dolara kim satar orayı? Ya mümkün değil. Peki hocam şimdi son 6 dakikamız. Deniz Oturak diyor ki, hocam gazetede okudum dün ABD en düşük işlem hacmini yaşamış. Mankenler gelince kimse işlem yapmamış. Normal mi bir olay dedi. Güzel. Sayit Çiftçi diyor ki 19 Şubat Merkez Bankası toplantısında olası bir munzam artışında borsa nasıl etkilenir? Munzam artışında sorulmuş. İşte şunu söylüyorum. Yani cari açık beklenenden çok yüksek gelirse hı hı. bu sefer kredileri kısmak adına zaten son olarak da biliyorsun krediler %19-20 yükseliyor. Evet. Dolayısıyla kredilerdeki yükselişi kısmak adına kesin munzam karşılık artışı bekleniyor. Hı hı. Şimdi bu beklenti fiyatlarda fiyatlandı. Yani bu beklenti şu an fiyatlarda var. Ama beklenti yaklaşık olarak 25 bas puan veya 50 bas puanlık bir munzamda artış. Ama 1 puan olursa borsa tabii ki olumsuz etkilenir. Bedelsiz veren bir şirketin hissesi neden yükseliyor? Kimseden doğru cevap alamadım. Bedelsiz veren şirketin hissesi neden yükseliyor? Hı-hı. Tamamıyla teoriye, mantığa, akla ters. Tamam mı? Evet. Fakat
geçmişte şöyle bir patern bulmuş insanlar. 4 liradan %100 bedelsiz dağıttığında şirket 2 liraya düşüyor ya. Hı hı. Nasıl olsa 4 liraya geri geliyor diye. Herkes bunu böyle düşünüyor. Bedelsiz haberi açıklanınca kağıda atlıyorlar. Onu da zaten bedelsiz açıklanacağını önceden bilenler aldığı için. Bak şöyle bir bilimsel çalışma var Barış. Bu çok önemli. Bu çalışma çok önemli. 2-3 kelimeyle hocam çok soru var. Süre. Ya çok soru var da. Şöyle bir çalışma var. Bedelsiz açıklanmadan önce bedelsizi bilenlerin aldığı bilimsel çalışmayla ispatlanmış durumda. Çünkü sonraki fiyatı şeyle açıklıyorsun. Geriye dönük açıklıyorsun. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle bedelsiz haberi geldikten sonra hisse almasınlar. Tamam. Evet. Turgut Bey diyor ki dün yapılan G7 ve G20 ülkeleri toplantılarından sonraki açıklamaların ardından Euro Japon yeni söyleyemedim. Dolar Japon yeni ve bundan sonraki destek dirençler hakkında yorumlarınız nedir acaba demiş. Dolar Japon yeninde destekler tabii ki Dolar Japon yeni çok yükseldi ve bakalım hemen şeye. Ya biz bundan sonra programı direkt baştan soru cevaplı yapalım Barış. Yani çok fazla soru geliyor. Şu an 92,5 seviyesinde bulunuyor. 93 seviyesinde bulunuyor. Destek 91,50. Bence 91,50'ye düşerse 92'nin altında long olunabilir. Ama 91,50'nin altına düşerse de stop yapmak lazım. Orada destek diyebilirim. Direnç de 94,50'de bulunuyor. Onu söylemiş olayım. Euro Japon yeni'de de hemen böyle hızlıca baktığımızda direnç 127,50'de, destek de 123,46'da. Bir uzak yol kaptanı izleyicimiz İsmail Taban diyor ki hocam bugüne kadar yapılan tüm bedelsizlerden sonra onlarca hisse %50'den daha fazla düşmüştür. SPK bu hisseleri niçin mercek altına almamıştır? Bir hisse söylemiş mesela halka açılalı 6 ay oldu bedelsiz vermeden önce. Ana ortak elindeki hisseleri sattı, bedelsiz verildi. Peşinden işte bir başka şeyi aldı. Anlatmış detaylı. Onun içinin boşaltıldığını iddia ediyor. SPK hala buna göz yummaya devam ediyor demiş. Onun bir eleştirisi var yani. Şimdi şöyle, SPK ile ilgili. Ya, hocam borsada gözaltı pazarı nedir diye soruluyor. Onu da ekleyeyim hemen arkasına. Önce gözaltı pazarının cevabını çünkü kısa. Ben böyle hızlandım biraz. Şirketin mali durumu çok bozulmuşsa yatırımcıya sinyal vermek için. Kardeşim bunun durumu çok çok kötü. Bunun yüzden gözaltında inceliyoruz. Gözaltına aldık. Bu hisselere bulaşmayın şeyidir. Gözaltı pazarı. SPK'nın bu konudaki uygulamasıdır. Diğer taraftan az önce söylediğin İsmail Taban'ın bedelsiz olayı aynen benim dediğim gibi çalışıyor. SPK'nın fiyata müdahil olma yetkisi yok. Evet. Müdahale edemez. Ama SPK'ya ne yapacak? SPK şunu yapacak. Ben şunu söyleyeyim. Yasa yeni çıktı ya 2 aydır. Evet. Bundan sonra bu olaylar çok az görülecek. Çünkü her tahtanın nasıl incelendiğini ben biliyorum. Yani bu olaylar... Galatasaray yakalandı. Ya Galatasaray'dan sonra çok fazla şirkete ceza gelecek. Evet. Ben onu söyleyebilirim. Yani o İsmail Bey... İsmail Bey çok doğru söylüyor. Evet. Aynı bunu çok kullanıyordu şirketler. Bundan artık sonra kullanamayacaklar mı hocam? Bence Vahdettin Ertaş özellikle bu manipülasyonların üzerine çok gidecek. Çünkü peki, öyle bir sistem var ki SPK'da. Hı-hı. Herkesin ne yaptığını, nereye virman yaptığını anında görüyorlar. Ve bundan sonra çok büyük para cezaları gelecek yatırımcılara. Evet. Manipülasyonu yapanlar 1 milyon lira mı kazandı o işten? 2 milyon ödemek zorunda kalacak. Hocam Golds çok soruluyor. Ne? Golds. Pek çok izleyicimiz sormuş. Golds'la ilgili bilgilerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Açılan iflas davaları ne anlama geliyor? Hissenin tahtası kapanabilir mi? Valla Gold dedi, Goldaş. Evet. O konuda benim şeyim yok. Hani Goldaş'la ilgili son gelen haberler konusunda benim çok fazla bilgim yok. Hani böyle bir durumda şirketin eğer bir haber çıkar, bir şirketle birleşiyor, ona satılacak, bu olacak diye SPK yatırımcı korumak adına veya MKB tahtayı kapatabilir. Bilmeleri lazım. Bilmediğim konuda konuşmak istemiyorum. Yani Goldaş... Son olarak dolar yorumunuz hocam. Dolar 3 gündür çok yükseldi. Yani şeyden dolayı dışarıda euro dolar paritesi dün gevşeyince dolar da yükseliyordu tüm dünya piyasalarında. Grafiği verelim arkadaşlar. Özellikle dolarda şu an grafiğini ben veriyorum. 1.7750'nin üzeri görüldü. Burada direnç vardı. Dün yaptığımız yorumda da şunu söylemiştik dolarla ilgili olarak. 1.7750'de önemli bir direnç var.
Dolayısıyla 1.77.50'nin üzerine gelirse orada bir miktar satış yapıp beklemek lazım. Benim tahminim 1.76.50'lere kadar dolarda bir gerileme göreceğiz. Peki hocam, son bir mesaj okuyayım, öyle bitirelim. Ek hesaplardaki aylık %5 dolayındaki faiz, biz bunu çok konuştuk, hatırlayacaksınız. Siz aman ha o ek hesaplara, mevduatlı kredi hesaplarına bulaşmayın dediniz. Kredi kartları malum demiş Hüseyin Bey. Her ne kadar kural bu denilse de global kredi limitlerine yakın olmalı değil mi? Adalet merhamet nerede? Altta kalının canı çıksın mantığı. Kart krizi çıkması mı lazım illaki demiş. BDDK kontrolü sağlamalı. Hükümet seyirci kalmamalı demiş. Evet, KMH'larda %5 faiz. Bence KMH'ları herkes kapatsın. Yani KMH hesabı, yani artı para var ya bu hani. Bir sürü adı var onların, evet, ama sonuçta kredi veriyor size bir şekilde. Sonuçta diyelim ki şey veriyor. Çok yüksek faizle kredi veriyor size. Bir de şey yapıyorlar, fatura ödeme şeyi vermişsen sana KMH'ı kendi otomatik açıyor, kullandırıyor. Evet, otomatik açıyor. Yazıyla başvurun ve kapattırın. Kesinlikle evet, kapattırın. Çünkü faturayı ödememek nedeniyle uğrayacağınız zarar bir kuruşken, sadece bir kuruş eksiye düştüğünüz an sizden alacakları para tam 100 katı. Bu çok önemli hocam. 1 lira. En az 1 lira. Aşırı bir faiz var orada. Çok önemli bir konu. Çok teşekkür ediyorum. Bu mesajı da vermiş olalım. Yarın sabah yine beraber olacağız. İnşallah. İzleyicilerimize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.